Çok daha belki 20'li yaşlarımın sonlarına doğru ilk defa ben, acaba ben doğru iş mi yapıyorum? İş kadınlığı benim için doğru yol mu? Sorusunu ilk defa o zaman sordum. Büyürken bu soruyu sormak bile aklıma gelmemişti. Sonra master'a nereye gittiniz? Sonra master'a ben Harvard'a gideceğim diye düşündüm ve çok emindim gideceğimden. Nereye geldi? Ve gerçekten çok üzüldüm. Yani anlayayım kendime nasıl, hem kendime kızdım. Sen niye daha fazla efor yapmadın diye. Onu kabul etmek kolay değildi. Yani olmayacak, Ecolay markası olmadı demek hiç kolay değildi, çok zordu. Nesi zor? Zordu, insan yaptığı işe duygusal olarak bazen bağlanıyor. Ki doğru bir şey değil o duygusal bağlanma. Ben ne öğrendim biliyor musunuz? İyi ekibi, en iyi ekibinizi kötü işe, yanlış işe koymayacaksınız. En iyi ekibinizi en iyi işe koyacaksınız. Ben hep en iyi ekibimi git Ecolay'ı düzelt diye oraya yönlendirdim. Biliyorum ki bugün bu röportajı Aydın Doğan'ın kızı olduğum için yapmıyorsun. Onun da başka bir tatmini var. Peki kadınlar bile utanç duyuyorlar başarısızlıkla. Bence erkekler de utanır. Ama söylemiyorlar öyle mi? Bilmiyorum. Erkekler de yani bir defa başarısızlık ne demek? Ve başarı ne demek? Evet. Çünkü hayat o kadar, hayat uzun bir yol. Her şeye sıfırdan başlayacaksın. İster git oyunculuk oku, ister ne bileyim ben dünyanın başka bir yerinde bir hayat kur. Nasıl geliyor bu fikir size? Ürpertici mi yoksa? Yok, hiç ben yeni başlangıçları çok severim. Yaparım, yine yeni bir hayal kurarım orada da.